Merhabalar değerli dostlar. Bugünkü Unity dersimizde mobil oyunlarda ateş etmeyi göreceğiz. Bunu yine kolay bir yöntemle yapacağız. Daha önceki FPS derslerimizi seyretmediyseniz mutlaka ki seyretmenizi öneriyorum arkadaşlar. Çünkü bizim mesela bu derste kullanacağımız ateş etme yöntemi, ateş etme skripti aslında bizim daha önceki FPS derslerinde anlatmış olduğumuz ateş etme skriptini kullanarak yani biz bu skripti belli başlı değişiklikler yapıyoruz ve bu değişiklikleri yaptıktan sonra artık mobile uyumlu hale gelmiş oluyor. Bu yüzden hani oradaki mantıkları da birazcık böyle bilmeniz eğer ki daha önce seyretmediyseniz e, sizler için çok daha iyi olacaktır. Ben yine adım adım anlatmaya çalışacağım der dostlar bununla ilgili. Ama kodu tabii ki baştan yazmayacağım. Dün akşam mıydı, birkaç gün önce de olabilir. Ben bu kodda bazı değişiklikler yaptım. Ve dün akşam da en son böyle son haline getirdim. Dedim ki bu haliyle iyi, düzgün çalışabilir bir yapıda. Çünkü ben mesela normal bir buton mantığını kullanmayacağım. Normal buton mantığında nedir? Butona basarsanız çekersiniz o zaman butona basmış oluyorsunuz. Basıp çekildiği zaman aslında algılar buton mantıkları. Yani örneğimizi verelim biz şöyle. Oyuna başladığımız zaman... Bakın bizim burada bir butonumuz vardı. Bir önceki derste biz buton mantığını görmüştük. Bakın basıl tutuyorum butona. Buton devreye girmedi. Bıraktığım zaman devreye girdi. Bakın aynı şekilde bastım. basıl tutuyorum. Devreye girmedi. Bıraktığım zaman devreye girdi. Yani o yüzden kişiler bu şekilde bir kere tıklıyor. Ama ne zaman devreye girdi aslında çok fazla görmüyoruz bunu. Buton mantığı öyle. Ama benim burada ne yapmam lazım? Ben bir pistol yapacaksam çok sıkıntı değil. Yani tık 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 basarım olur. Bir problem değil. Ee, ama ben bir tarama tüfek yapmak istiyorum bu derste. Ve bunun mantığında da ben butona basıl tutayım. Buton aşağıdayken taramaya başlasın. Yani buton mantığı devreye girsin daha doğrusu. Buton aşağıdayken bu taramaya başlasın. Butonu bıraktığında yani buton yukarı doğru çıktığında o zaman da artık bu tarama işlemi tamamen bitsin sona ersin. Bizim yapacağımız mantık bunun üzerine kurulu olacak. O yüzden ufak tefek değişiklikler yapmamız gerekiyor. Şimdi ilk olarak e, ne yapalım? Böyle yavaş yavaş bir giriş yapalım. Zaten iki buçuk dakika falan da oldu. Window bölümüne geliyorum. Asset Store içerisinden bir tane e, tüfek ekleyeceğim. Daha önceden yazmışım. Bakalım. Weapon diye yazdım. Burada şöyle yaparsam Free Asset. Free derseniz ee, böyle ücretsizleri getirecektir. Bakın farklı farklı birçok ücretsiz asestimiz var. Şunlar arasından da seçim yapabiliriz. Bakın ne kadar güzel farklı farklı tüfeklerimiz varmış. Şu sanki fena değildi. Bu kullanılabilir. Open Unity. Eğer daha önce download etmediyseniz download butonu çıkacaktır. Öncelikle onu tamamlamamız gerekecek. Daha sonra Open Unity diyoruz. Unity Editor'ü açıyoruz ve bizim import butonumuzdan daha önce tekrardan söylüyorum, indirmediyseniz burada da download butonu yazacaktır. Download'a bastıktan sonra bu şekilde import butonuna ulaşacaksınız. Bu aşamaları bildiğinizi varsayıyorum ve import butonuna basıyorum değerli dostlar. Oldu mu? Aktardı bile. Güzel. Bakın şunun içerisinde AKM diye geldi. Burada prefabs'lar var ve bir tane AKM'miz var. Bu benim oha çok büyük. Olsun, küçültürüz. Küçültürüz. Öncelikle bunu şöyle 180 derece civarında aşağı yukarı çeviriyorum ve boyutlarını küçültmeye başlıyorum. Sağ taraftaki pencereden ne görüyorum değerli dostlar? Benim oyunda nasıl görüneceğini görüyorum. Oyunumda nasıl görüneceğine buradan da bakacağız. yani hala büyük sanki. Tamam. Bir tık daha küçültsek. Dostlarınızdan bir tanesi geçenlerde ben mobil oyun yapacağım boyutlarını ne yapayım diye sormuş da bu arada şuradaki landscape bölümü var ya aslında burada size söylüyor şu portrait'ler dikey şu landscape'lerde yatay anlamına geliyor değerli dostlar. Buradan istediğiniz boyuta göre seçebilirsiniz. Herhangi bir tanesini seçmeniz zaten yeterli olacaktır. Yani yatay ve dikey ürünlerini buradan bakıyoruz biz. O konuda da bilginiz olsun Hani en güzeli normalde işte Instagram'da mesela banner falan yaparken ee da hesaplıyoruz ya story bölümünde yapacaksak hani normal matkı nedir? 1920x1080 ya 1080x1920 yapıyoruz. Oluyor bitiyor. Buradaki de aslında o şekilde görmüş olduğunuz gibi. Evet, bizim bir tane tüfeğimiz var. Tüfeğin konumlandırmasıyla oynayabiliriz de. Şu an fena değil gibi. Tamam. Böyle konumlandırması güzel. istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Tamam benim böyle güzel gibi. Ama benim bu tüfeğimi karakterime bağlamam lazım ki ben giderken o da birlikte gelsin. Ondan dolayı karakterime de bağlıyorum. Direkt bunun bir ee, child object diyoruz işte. Böyle alt objesi yapıyoruz. Oyunumuz başladığı zaman bu şekilde ilerleyecek. Tabii ki bizim mobil olduğundan dolayı buralardan oynayacak. Bir problem var mı? Bir problem yok. Kişi gidecek böyle. Tamam bir problem yok. Şimdi bu bizim için bir görüntüydü. Şimdi asıl olaya giriyoruz değerli dostlar. Ben dedim ki ases içerisine gireyim. Benim burada bir tane script klasörüm var. Şunu ben sizinle paylaşacağım. Öncelikle bunun ön bilgisini vereyim. Ben kodla bir işim yok diyenler atlayabilir ama atlamamanızı öneriyorum. Çünkü çalışma mantığını bilmek de önemli. Her ne kadar ben bu kodu paylaşacak olsam da çalışma mantığını bilelim. Ben bunu FPS controller'ıma atayabilirim. Bakalım atadık mı? Evet atama işlemini gerçekleştirdik. Biraz sonra bunları dolduracağız bu arada. Ama ilk olarak doldurma işlemine başlamadan önce bu skripti böyle bir kez daha tanıyalım. Nerelerde nasıl değişiklikler yapmışız? Mantığı nasıl kurmuşuz? Bunu bir görelim değerli dostlar. Bizim tabii ki değerlerimiz vardı. Neydi işte? Bir tane ışına ihtiyacımız vardı. Mermi çıkış noktasına ihtiyacımız vardı. Evet. Şunun mantığını değiştirdim. Yine kullanacağız da yani bizim bir tane bir boolumuz var. Yani bu işte doğru yanlış true false demiş olduğumuz olay. Bu ateş edilebilirlik durumunu biz genellikle mermide kullanmıştık. Burada daha farklı. Şimdi biraz sonra an anlatacağım amaç için kullandım bunu. Gun timer'ımız olacak. Bir tane tarama hızımız olacak. Yine bununla birlikte particle'ımız olacak. Yani ön tarafta bir muzzle flash e efektimiz olacak. Yani şu an için olmasa da olur gerçi de ses kaynağımız olacak olsun bakalım Evet, bir menzilimiz olacak bu da önemli yani ne kadar uzaklığa gidecek ve işte bakalım mermi efekti mermi efekti ateş ettiğimiz zaman ulaşmış olduğu yüzeydeki bir efekt oluşturması anlamına geliyor değerli dostlar yukarıdan aşağıya doğru gidebilirim aslında birazcık karışık da yazmış olabilirim ama Şimdi oyunun başlangıcında dedi ki ses kaynağımızın işte komponenti işte audio, audio source çalışır duruma gelsin. Yani ses kaynağımızı aktive etmiş olduk. Burayla ilgili herhangi bir sıkıntımız yok zaten. Yani daha önceki derslerde anlatıyorduk bu bölümleri diye bir sıkıntımız yok diyorum. Void update. Bakın daha önceki ateş etme scriptinde ben update kullanmamıştım. Çünkü update nedir arkadaşlar? Update sürekli olarak kod içerisinde kendisini kontrol eder. İçini kontrol eder. Hiç durmadan içini kontrol ediyor bu. Ama biz daha öncekinde diyorduk ki içini kontrol etmesin. Biz bir tane butona bastığımız zaman devreye girsin. Şimdi mantık olarak düşünüyoruz aslında bir butona bastığımız zaman devreye girmeyecek mi? Evet girecek ama dedim ki hani farklı farklı yöntemlere yapılabildiği gibi bunun mantığını değiştirdim. Normalde mouse 0 demiştik oradayken. Mouse 0 ne anlamına geliyor? Herhangi bir mobil cihazın ekranına boş bir şekilde basmak anlamına geliyor. Ama ben burada öyle yapmayacağım. Ben burada bir buton oluşturacağım. Başlangıçta da bahsetmiş olduğum gibi, 5-10 dakika önce bahsetmiş olduğum gibi bir buton oluşturacağım değerli dostlar ee, ve bu buton aşağıya indiği zaman çalışacak. İşte ateş edilebilirlik durumunu da bu sağlayacak. O halde çok böyle kafa karıştırmadan devam edebilirim. Ateş edilebilirlik durumu ateş edebilir. Doğru halde ise, bakın güzel o zaman update neyi kontrol edecek? Ateş edebilir durumu doğru mu yanlış mı? Sürekli olarak diyor ben bunun kontrolünü sağlayacağım diyor. Ve işte time nokta, time gun timer'dan büyükse buradaki bölümde yine ateş etme skriptinden hatırlayalım. Yani aynı skript de gerçi eğitiminden hatırlayalım daha önceki FPS derslerinden hatırlayalım. Bizim tarama hızımızın devreye girmesini sağlıyordu değil mi? Tamam güzel. Yani çok, yoksa nasıl olur? Dırırt diye falan gider. O olmaz. Ee, bizim için önemli olan bölüm, aklımızda daha çok tutmamız gereken bölüm, burası doğru mu yanlış mı? Evet, doğruysa o zaman ateş et bölümünü ça çağır diyor. Ateş et bölümü neresi? Bakın şurası. Doğru duruma geldiysek ateş tekrardan soruyor. Ateş edebilirlik doğru mu? Doğru mu kardeşim? Evet doğru. Güzel. Eğer kodumuz çalışıyor. Bunu da bu arada kontrol için yaptım. Yani yazmasak da muhtemelen çalışır gun timer'dan daha büyük mü bu durum? Çünkü hani diye gitmeyecek. gun timer'ımız bizim tarım hızımızı dediğim gibi belli ediyordu. Evet, onda da ilgili bir sıkıntımız yok. O zaman diyor, fire bölümünü çalıştır diyor. Tamam. Şuraya tekrardan yazdım ama aslında kod içerisinde var. Niye yazdım ben de bilmiyorum. Yazmasak da herhalde çalışır. Ya bunları ben aslında direkt böyle yukarıya böyle kopyalayarak yaptım. Muhtemelen ondan dolayı yazdım. Ee, şu kodumuzda neydi? Bunu da hani atlamayayım. Bizim mermimiz çıktığı zaman hangi yüzeye ulaşıyorsa orada bir efekt oluşturabilmemize yarıyordu arkadaşlar. Yani bir hit point demiş olduğumuz işte mermi efektimiz neyse bakın buraya zaten yazmışım adını. Mermi efektimizi burada çalıştırıyordu aslında bakmış olduğumuz yönde. Tamamdır. Onda da ilgili de çok bir sıkıntımız yok. O zaman ateş et bölümü çalıştı. Tekrardan bir kontrol ettim. Ve far bölümünü çalıştırmak istedim bu şekilde. Bu son kontrol ile birlikte far bölümünü çalıştırmak istedim. Far bölümünde de eğer ki diyor işte benim ışınım işte mermi çıkış noktasından gidecek. Transform position e, ileri yönde gidecek. Mermi çıkış noktasından gidecek. Tamam güzel. E, belli bir menzile kadar gidecek. Cümle olarak doğru mu kurdum bilmiyorum ama. Ee, özet değil aslında şu şekilde bu bölüm benim ee, bir tane ışınım var çünkü biliyorsunuz ki yani fiziksel objelerle de yapabilirdik aslında biz bu ateş etme olaylarını ama fiziksel objeleri göndermiyorduk biz bu ışın gönderiyorduk biz bu ışınımız düz yüzeyde gidecek yani ileri doğru gidecek forward dediğimizin sebebi de o aslında. Yani ileri doğru gitsin. Ne kadar gitsin istiyorum. Menzile ben ne kadar yazdıysam 500 yazdıysam 500 gidecek. 100 yazdıysam 100 gidecek. Bunu silahtan silaha da değiştirebiliriz. Değil mi? E güzel bu yüzeyde gittikten sonra ne olsun? Eğer bunlar olduysa mızıl flaşım devreye girsin. İşte ses kaynağım çalışsın. Yani bank bank işte bu şeyleri çıksın. Ve bu menzil boyunca gideceğinden dolayı nereye değdiyse... Nereye değdiyse onun adını log kayıtlarıma yazsın. Değil mi? Tamam. Gayet güzel. Şimdi bizim neyimiz eksik? İlk olarak. En başta anlattığım bu ateş edebilirlik durumunu doğruya ya da yanlışa nasıl çevireceğiz? Geçen buton eğitiminde hatırlayın değerli dostlar. Buton eğitiminde dedim ki size bizim dışarıdan ulaşabiliyor olmamız lazım dedim. Burada da public void şeklinde kullanmıştık dışarıdan erişebilmek için. O halde bir tane ben public void ateş ediyor şeklinde oluşturayım ve bu doğru durumuna çevirsin. Güzel. Bir tane de public void ateş etme oluşturayım. Bu da yanlış duruma çevirsin. Böylece ben şu mantığı kurabileyim. Diyelim ki butonum aşağıdayken ateş ediyor bölümünü çalıştır ki doğru olsun. Bu ben bıraktığım zaman yani yukarı doğru çıktığı zaman tekrar buton ateş etme bölümüne çalıştır. Ki tekrar yanlışa dönsün. Değil mi? Ateş edilebilir elektro ama Böylece benim kodumun çalışacağına iddia ediyorum. <laughs> yani şu an için iddiadan ileri inşallah gideriz diyoruz. Şöyle gelelim. Şimdi benim ilk olarak doldurmam gereken neler var arkadaşlar? Birincisi mermi çıkış noktası var. Ben bunu şöyle yapabilirim. Kamerayı da seçebilirim mermi çıkış noktası olarak. Öyle mi yapsam? Ya da doğrudan eski yöntemle yapalım biz. Bir tane create empty koyum ve bu create empty'i şöyle ön taraflarına getireyim silahın. Aslında kamera yapsaydım şey bakımından da daha hatasız olurdu yani doğrudan merkezden giderdi ama neyse bir böyle yapalım da düşmanı falan öldürmeye kalkarken eğer ki hedefi bulamazsak o zaman kamera yaparız. Ama bunun şu mavi ok gördüğünüz gibi arkaya bakıyor. Benim bunu öne baktırmam lazım ki mermi ileri doğru gitsin değerli dostlar. Tamam. Bununla ilgili de bir sıkıntı yok. Mermi Buradan çıkacak şeklinde görüyoruz şu an. Tamam, fena değil. Güzel. Şimdi tekrardan gelelim. Mermi çıkış noktamız belli. O halde ee, buradaki mermi çıkış noktasına şu game objesinin hatta bunun adını da mermi çıkış diyelim. Bunu Ops geri gitti. Mermi çıkış noktasına bunun atamasını gerçekleştirelim. Ateş edilebilirlik durumu bir butonla sağlanacak. Oraya dokunmuyoruz. Tarama hızımızı 0.13, 0.12 yani silahımıza göre belirleyebiliriz. Muzzle flash'ımız olacak. indireceğiz. Ateş sesimiz. E, ben de paylaşabilirim eğer isterseniz de. İnternette zaten gırla var. Bir tane bir sesi ekliyorum. E, Menzilime 500 diyorum. Mermi efekti de bir tane indireceğiz zaten. Şimdi ben Windows bölümünden Asset Store'a gidiyorum. Particle paketleri içerisinden Free Asset istiyorum. Ve bunun içerisinden değerli dostlar farklı farklı seçebilirsiniz. Şunun içerisinde e, bu muzzle flash da vardı. Her şey de vardı diye hatırlıyoruz. Ve Open opening unit editor. Evet geliyor. Ve eğer daha önce indirmediyseniz download butonu çıkacaktır. İndirdiyseniz doğrudan import butonu çıkacaktır. Önce download sonra import diyebilirsiniz. Import işlemini tamamlamasını bekliyoruz. Evet tamamlanmış değerli dostlar. O halde şunu bir kapatalım. E, bakalım effect examples yani biz bunu indirmiştik. Bunun içerisinde weapon effect var. Evet weapon effect içerisinde prefabslar var. Aa, burada çok güzel. Aradığımız her şey burada. Şimdi i̇lk olarak benim tekrardan bir şu kodumu görmem gerekiyor. Mermi efekti olarak e, ne kullanabilirim? Şunu kullanabilirim. Bunlar neymiş ki acaba? Şöyle bir baksam. Çok mu uzaktayım. Ha bu fena değil. Bunu tekrar geleyim şöyle. Mermi efekti olarak kullanayım. Yani mermimin değdiği yerde bir efekt oluşsun istiyorum. Bir tane de muzzle ihtiyacım var ki içerisinde görmüş olduğumuz gibi var. Bu muzzle flash'ı da e, şu mermi çıkış noktasına bağlayayım mesela. Daha iyi olsun. Nerede la? Şöyle yaparsam. Çok küçük ya. Çok küçüksün sen abisi. Böyle biraz büyütsem, ha oldu. Bir tık şöyle aşağıya, bir tık böyle gelsin. Restart dedim mi? Ön izlemesini görebiliyorum. Ya aslında biz bunu şöyle 90 derece değil de 0 dersek. Daha güzel olmaz mı ya? Aynen valla bence oldu. Evet böyle bir şey olacak. O halde bunu madem böyle karar verdik. Şuradaki FPS kontrolüme geliyorum. Ve şu muzzle flash'ımı buradaki alana atıyorum arkadaşlar. Şimdi ben oyuna giriş yaptığım zaman evet gördüğünüz gibi bu arada telefon çalıyor. Şu anda bir sıkıntımız yok. Ama şu an hiçbir şey olmaz. Çünkü o true false durumuna nasıl getireceğimiz belli değil. Değerli olsa o true false durumuna getirebiliyor olmak lazım. ilk etapta. Şimdi arkadaşlar. <laughs> Eğer ki bu arada tam bu aşamada bir problem yaşarsanız bir prefablardan bir tanesinin güncellemesi gelmiştir. Burada zaten sarı buton olarak çıkar. Yani oradaki butona tıkladığınız zaman e, güncellemeyi tamamlarsanız bu problem de giderilmiş olur. Şimdi benim e, içerisine kanvasım neydi? Bu oyun dünyasına bakmış olduğum alandı. İlk olarak bir tane sağ tıklayıp UI bölümünden bir Ruby Match koyuyorum arkadaşlar. Bu benim ateş edeceğim buton olacak. Buraya tersten bakıyorum. Şöyle biraz ilerleyelim. Düz bakalım buraya. Güzel. Şöyle bir konum iyidir. Yani ilerlerken sağa sola doğru dönebileyim ama diğer elimle de ateş edebileyim. Yani sağ sola dönerken ateş edebileyim istiyorum. O yüzden bu butonu buraya koymak istedim. E, butonun türünü değiştirebiliriz, Texture'ını değiştirebiliriz arkadaşlar. Buraya bir tane bir mermi falan koyabiliriz, bir şeyler koyabiliriz. Yani ben şimdilik e, şöyle bir buton koyacağım. Hatta rengini de böyle bir şey yapacağım. İsterseniz yazı da yazabilirsiniz, İşte ateş et falan gibisinden üst tarafına sağına soluna istediğiniz yere fire falan diye de yazabilirsiniz. Ya da onu ifade eden bir imajda seçme şansınız var. Evet room image bölümünde bir kez add component diyorum arkadaşlar. Bakın burada event trigger var. Event trigger. Bir kez buna basıyorum. Ve diyor ki event type'ını seç diyor. Basıyorum. Pointer down ekleyeceğim bir tane. Buton aşağıya doğru basıldığı zaman. Tamam bir tane de tekrar it new event diyorum. E, pointer up. Bu sefer buton yukarı doğru çıktığı zaman. Bakın. Aşağı doğru bastığımız zaman bir kez artı diyorum. Ne gerçekleşsin? Şunlar gerçekleşsin diyeceğim. Ve tekrar alttakine giriyorum. Buton yukarı doğru çıktığı zaman yani ben butonu bıraktığım zaman zaten yukarı çıkar, bir kez tıklıyorum. Şunlar gerçekleşsin. Hemen her ikisinin içerisine de hızlı bir şekilde benim kodum FPS kontrolümün içerisindeydi. O halde kod burada olduğundan hem buna hem de buna ekliyorum. Şimdi pointer down yani butonum aşağıya doğru geldiği zaman benim scriptim buydu ateş etmeydi. Ateş ediyor bölümü çalışsın. Neden? Kodumuza hemen bakalım isterseniz. Kod burada değilmiş. Kodumuz buradaydı. Ateş etme scriptimizi açalım tekrar. Hızlı bir şekilde hatırlayalım. Ateş ediyor bölümü true durumuna gelsin. Güzel. O zaman ben ateş etme ile false durumuna getirebileceğimi de tekrar görmüş oldum. Şuradaki row image'imin o halde... E, pointer up bölümünü ateş etme bölümünden. Adı ateş etme miydi? Tekrar bir bakalım. Aynen ateş etme. Tamam. tamam. Ateş etmesin. Böyle olduğu zaman da. Güzel. Basılı tuttuğum zaman ateş edecek. Bıraktığım zaman yukarı doğru geldiği zaman ateş etmeyecek. Bir kere bir denemesini yapalım. Evet geldik. Güzel. Bakın bir kez basıyorum. Bir kez ateş etti. Buton aşağıdayken ateş etmeye devam edecek. Ne kadar e, süre için edecek? FPS kontrolüme geliyorum. 0.13 tarama hızına göre. Hatta bakın şuradaki ateş edilebilirlik durumunu birlikte bir inceleyelim. Bak basıl durumda. Bırakıyorum ve tekrardan o false durumuna geçti. Çok güzel. Değil mi? Şöyle çevirelim. Hatta bir dakika şuradan çevirirsem daha mantıklı. Ben niye oradan yapıyorum? Bakın. İlerideki ağaçta bizim izimiz de çıkıyor. Muzzle flash'ımız da devreye giriyor. Hatta şöyle yere doğru yapalım. Çok yakın oldu bu. Şöyle yaparsam herhalde kurtarır. Değil mi? Gayet güzel. E, ateş etme bölümünü aslında bu şekilde tamamlamış olduk değerli dostlar. Yani başka bununla ilgili yapacağımız şu an için bir şey yok. Yani i̇lerleyen zamanlarda bunu elbette ki geliştirebiliriz. Farklı farklı bir şeyler yapabiliriz. E, yani... Demiş olduğun gibi en son ekleyebileceğim. Buradaki silahları böyle çok fazla yüksek poligona sahip silahlar seçmeyin mobil oyun yaparken. Daha az poligona sahip olan daha basit silahlar seçerseniz sizin için iyi olur. Diyelim. Değerli dostlar bu eğitimimiz de bu kadardı. Eğer farklı eğitim istekleriniz olursa evet yorum yap bölümüne yazabilirsiniz. Teşekkürlerinizle de yeni yorum yap bölümünden bana bildirebilirsiniz değerli dostlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.